Ayvalık'ın sokakları ne durumda olduğunu göstermek için ben bugün yola çıktım. Gerçekten Ayvalık'ta vatandaşlar beklediği hizmeti alıyor mu diyerekten vatandaşlara sorularımız olacak. Ben şimdi Ayvalık'ın farklı sokaklarına girerek yapılmış olan çalışmalar, lens edilen işte basında olsun, işte Facebook'ta vesaire burada işte şu kadar yol yapıldı, şu kadar asfalt yapıldı diyerekten bize sunulduğu gerçekten öyle mi? Halkın almış olduğu hizmet gerçekten var mı? Diyerekten ben şimdi yola çıkıyorum. Turan Özgün. Turan Bey, özellikle yağmur yağdığı zamanlarda sarımsaklı ve ayvalık ne duruma geliyor? Yağmur yağdığı zaman hemen gölet oluyor her taraf. Her taraf su basıyor. Kanalizasyonlar düzgün değil. Rogarlar düzgün değil. Her taraf berbat. Ya ortada su basıyor. Şimdi Ayvalık Belediyesi bize göre sorumlu o. Biz yolun kime ait olduğunu, sokağın kime ait olduğunu onun biz hesabını yapmak zorunda da değiliz, yapamayız da. Belediyenin arasındaki bölüşmeleri, bölüşürken, parsellerken memleketi, hizmeti de ona göre hesaplayacaklar. Hizmeti de yapacaklar. Belediyeden ne beklentiniz Vasıl? Hiçbir beklentimiz yok şu an. Bir yolumuzu istedik, bunu 15 senedir söylüyoruz. Kimse bu yola bir kova, bir şey, kürek, boloz dökmedi. Yani bir yama yapmadı. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bir yağmur yağıyor, yine köstebe gibisi. Siz burada yaşayan bir vatandaş olarak hizmet bekliyorsunuz. Bekliyoruz hizmet ederlerse. Şimdi araba kullanıyorsunuz, kendi sokağınız böyle sarımsağın genel olarak baktığınızda. Zaten sarımsağın genelde bütün sokakları berbat. Yapılacağına dair geçen akşam söylüyordu başkan. Başlattık da diyordu. Nereye başladılar, ne yaptılar onu da bilmiyorum. Ha, siz bizzat kendisinden mi görüştünüz bunu? Kendiyle görüştük tabii. Başkan geldi dernekte bize. Toplantı yapıyorduk. Toplantıda konuşuyor. Bunlar söylendi yani. Bütün yolların sıkıntısı, her şey söylendi. Şimdi son, ama yine de bir şey yok. Son 5 senedir aynı başkan hizmet veriyor burada. Bu hizmeti görebildiniz mi? Hani bu 5 sene içinde burada bir şeyler verildi mi? 5 senedir başkanı sarımsakta hiç görmedik ki. Mahallemizde görelim. 5 senedir başkanı sarımsakta görmedik. Başkan sarımsakta yok. Ben Mümtaz Sodra. Vallahi buraya yol demek için bir şahit de lazım yanımıza. Bu çukurlardan dolayı arabalarımız mahvolmuş durumda. Yukarıdaki villalar da bu yolu kullanıyor. Yani bu yol bayağı bir işlek bir yol. Sonra bu çukurları şikayet ediyoruz. Geliyorlar, bir şeyle dolduruyorlar üzerlerine. Bir yağmurdan sonra onlar da bitiyor. Vallahi biz bu çukurlardan geçerken mecburuz. Biz burada zikzaklar çizmeye mecburuz. Çizdiğimiz halde tabii bu da riskli oluyor. Gelen yalnız ben değilim. Gelen de giden de oluyor. Riskli oluyor. Kaçamıyoruz çukurlarda. Ne kadar zikzak çizsek gene de çukurlara dalıyoruz. Bir hizmet olarak burada son yıllarda herhangi bir şey yapılmadı mı? Evet, hizmet verdik. Biz kendimiz ailecek burada. Binada oturanlarla beraber. Yan komşum da beraber. Buraları kendimiz, arabalar park ettiğimiz yerleri doldurduk, bir şeyler yaptık. Yani bizim yaptığımızdan başka yolda bir şey yok. Belediye size hizmet veriyor mu burada? Yeterince sizin beklediğiniz hizmet veriliyor mu? Biz belediyeyi görmedik ki burada hiç. Hangi hizmet? Beklentiniz ne belediyeden? Beklediğimiz, buraya bize her zaman için kilit taş döşenecek dediler. Halen döşenecek, halen bekliyoruz. İnşallah ben 74 yaşındayım. Belki benim kilit taş döşendiği zaman görme şansım var mı bilmiyorum. Tam sarımsakların girişinde bulunuyoruz. Bu yol eskiden çok kötü bir durumdaydı. Küçükköy'den o bölgesine ait olan yol çok berbat bir durumdaydı. Büyükşehir Belediyesi buraya bir asfalt yaptı. Ara sokaklar Ayvalık Belediyesi tarafından yapılacağı için, onlar sorumlu olduğu için birçok ara sokaklar halen yapılmış değil. 5 senedir hizmet bekleyen halk maalesef bu hizmeti göremiyor. Göremediği hizmetleri, nasıl bir durumda olduğu yolları ben size göstereceğim bugün. Şimdi asfalt yapıldı. Tamam, inkar etmiyoruz. Belediyenin yapmış olduğu asfalt bölümleri var. Ama nereye kadar yapıldı? Şu anda arkamda şeytan sofrası var. İlk bölümden, o kavşak deminden durduğum yerden yaklaşık 1 kilometre Ayvalık Belediyesi yeni bir asfalt yaptı. Şimdi kalkıp Ayvalık
turizm açısından baktığımızda en çok turist ağırlayan bölge Sarımsaklı. Ve buraya gelen insanlar şeytan sofrasına çıkıp da oradan manzara seyretmek için geliyorlar. Ve kalkıp da şeytan soframız var, manzaramız var deyip de turizm yapıyorsunuz. Ama oraya çıkan, şu yolu gören bir insan bir kere giriyor, bir daha da gelmiyor. İsminizi başlar mısınız? Ali Temel. Ali Bey, motor kullanıyorsun. Evet. Sarımsaklı'nın yolları, Ayvalık'ın yolları nasıl? Kötü. Kötü diyorsun. Kötü. Tabii. Neden kötü efendim? Ne bileyim, trafik kesmekeşi var, yolların bozukluğu var çalışmalardan dolayı. Verilmiş olan hizmetten memnun musun? Şimdi zaten herkesin eli kolu bağlı, fazla hizmet edemiyor ya. O açıdan. Mehmet Güç. Mehmet Bey, Sarımsaklı'nın yolları nasıl sizce? Bence iyi değil. Neden efendim? Vallahi son zamanlarda bir çalışma yapıldı, elektrik direkleri falan. Ondan sonra da düzeldi. Memnun musunuz bu durumunda? Yok, değiliz tabii. Çamur içinde her türlü. Süper. Kışın çamur içinde. Nasıl memnun oluruz ki? Ayvalık'tan geldikten sonra, şu anda döner kavşaktayız. 100 metrelerde merkezdeyiz. Yani Sarımsaklı'nın merkezindeyiz. Büyükşehir Belediye'nin yapmış olduğu asfalt, eski garajımız burada bitiyor. Ondan sonra Ayvalık Belediyesi'nin yapmış olduğu, yapması gereken, sorumlu olan asfalt bölümü başlıyor. Aradaki farkı görünce insanlar ne durumda olduğunu ben yorum yapmayayım. Kamerada gördükleriniz, çektiklerimiz onlar söylesin söyleyeceğini. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sarımsaklı esnafından Şuayip Kaya. Efendim, Sarımsaklı yaşıyorsun, esnafsın. Evet. Yollarımız ne durumda? Yollarımız çok kötü durumda. Araçlarımız beter, road balance kalmadı. Her taraf çukur. Yani bakımsız bir yerdeyiz, yaşıyoruz yani. Bakımsız bir ilçede, bakımsız bir sahilde, dünyanın en güzel yerinde en bakımsız yaşıyoruz. Ha, bunu evet. Kalkıp belediye tarafından hizmet alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Belediye tarafından alınca engel alıyoruz, engel. Başka hiçbir şey almıyoruz. Burada kalkıp yağmur yağdığında havalar... Her taraf su. Her taraf göl. Her taraf göl. Evler batıyor. Her taraf göl. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz efendim? 30. 30 senedir burada değişen bir şey oldu mu? Hiçbir şey değişmedi. Abi, beklentimiz... Daha çok kötüye gitti. Beklentimiz var mı burada? Beklentimiz var tabii ki. Daha iyiye gitmesi, daha güzele gitmesi tabii ki var. Olmaz olur mu? Şimdi gelmiş olduğumuz yol yeni asfaltlanmış, Ayvalık Belediye tarafından yeni asfaltlanmış yol olarak geçiyor. Yani Rahmi Gencer ben asfalt yaptım diyen yollardan bir tanesi de buydu. Daha önceki gittiğimiz yolda Büyükşehir Belediyesi yaptı. Aradaki farkı gördünüz. Birisi hizmet, diğeri de hizmet. Yorum yapmıyorum ben, sadece size gösteriyorum. Yorumu siz kendiniz yapmanızı rica edeceğim. Sarımsaklı'ya geldiğinizde 3 tane yolumuz var. 1. Badavut yolu, 2. Dolmuş yolu, 3. de sahil yolu. Badavut yolunu gösterdim size. Şimdi dolmuş yolu. Onun şimdi Ergin Otel'in arkasındayım. Oradan da yani bu yolun girişindeyim. Buradan gireceğiz, fırına kadar gideceğiz. Şu anda İsmini başlar mısınız abi? Fahrettin. Fahrettin abicim, Sarımsaklı'nın araba kullanıyorsun, Ayvalık'ta araba kullanıyorsun. Yollarımız nasıl efendim? Yollar, vallahi arabayı senede 6 defa bakıma sokmaktan bıktım usandım. Neden abicim? Yolların düzgün oluşundan. Bize bunu hak ediyoruz mu? Böyle bir hizmet hak ediyoruz mu yani? Böyle bir şey... Hak etmiyoruz. Yani bu, yöremize baktığınızda, Ayvalık dışında şehirlerde böyle bir durum var mı? Öyle bir şey söyleyeyim. Valla ben Eskişehir'den geldim buraya. Eskişehir'de 33 yıl kaldım. Böyle bir şey görmedim. Orada bir belediye, burada bir belediye. Büyükşehir'e bağlı olmamıza rağmen Büyükşehir'e ayıp atmıyorum. Şimdi Ayvalık'ın Sarımsaklı'nın yolları çok kötü. Yani yaşanacak gibi değil. Arabayla seyahat ederken sürekli bir takırtı, gürültü. Yani alt takıma da zarar veriyor bu. Ekonomik olarak da bize zarar veriyor. Yani bir an önce yapılması lazım. Zaten yolların geçmişine bakarsak 90'lı yıllardan beri aynı yol, aynı tamir edilmiş yollar. Herhangi bir şey yok.
Yolla ilgili bir çalışma yok. Belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz efendim? Yani şimdi hangi ölçekte memnun muyuz onu tartışmak lazım. Değiliz yani Ayvalık ya da Sarımsaklı gibi bir yer. Böyle olmaması lazım. Daha güzel hizmetler olması lazım. Yani turizm cenneti diyoruz ama alakamız yok bence. Yani hizmet yok. Tuncay Güler. Tuncay Bey, taksi şoförüsünü burada Samsak'la Ayvalık arasında gidiyorsunuz. Yollar ne durumda efendim? Yollardan çok şikayetçiyiz. Ara sokaklardan zaten şikayetçiyiz. Onun haricinde ana hatlardan, dolmuş hatlarından, yani sürekli kullandığımız yollardan gayet şikayetçiyiz. Arabalarımız çok yıpranıyor. Ya arabalarla da değil, yürüyerek de zorluk çekiyoruz. Onun için bir an önce yapılmasını istiyoruz. Uzun zamandan beri yapılmasını istiyoruz. Ama hala aynı bir şekilde duruyor. Şimdi siz turist taşıyorsunuz. Yerli yabancı hiç fark etmiyor. Buraya ilk defa gelen insanların tepkisi ne oluyor böyle bir yoldan geçtikten sonra? Ya genel olarak şikayetçi oluyorlar tabii. Çok şikayetçi oluyorlar. Hiç memnun değil kimse. Herkesten bu eleştirileri duyuyoruz yani. Şikayetçiler genel olarak. Sarımsaklı'nın yolları gerçekten büyük bir sorun. İsmini başlar mısın bir kardeşim? Benim ismim Aytaç. Aytaç, kaç senedir dolmuş kullanıyorsun? 10 senedir dolmuş kullanıyorum. Son 2 senedir bu yollar berbat. Baştan sona kadar yapılması gerekiyor. Hele bu ana hat çok kötü. Milletin tepkisi nasıl? Hani şoförler olarak bunu hissediyorsun, duyuyorsun. İnsanların tepkisi nasıl oluyor şöyle müşteri olarak böyle dolmuşa bindiğinde? Ya insanların tepkisi gerçekten yoğun olarak biz bu yoldan şikayetçiyiz ama insanlar ara sokaklardan şikayetçi. Önün kapısının çamur olduğu filan. Yani sitede oturanlar, sağda solda oturanlar filan. Onlardan daha çok şikayetçi. Biz Rami Gencer'e bir şey demiyoruz. 5 senedir senin imkanın buydu, kapasiten ve gücün buydu, yapamadın diyorsan tamam arkadaş yapan birisi gelsin. Ben A parti, B parti, C parti diye ayrım yapmıyorum. Ayvalık özellikle Sarımsaklı ve kırsal diyerekten hitap etmiş olduğunuz yerler hizmet bekliyor, hizmet ihtiyacı var. Hasretiz. Yıllardır biz bunları dile getiriyoruz, basın olarak dile getiriyoruz, vatandaş olarak dile getiriyoruz, şikayetler ediyoruz ama maalesef buradan girip oradan çıkıyoruz.